Merhaba dostlarım. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay. Daha önce bu konuyla alakalı ufak bir bilgilendirme yapmıştım. Kimileri anlayabilmiş, kimileri anlayamamış. Çok sorular gelince biz de haliyle biraz daha farklı bir anlatım şekliyle bunları anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi sorumuz şu şekilde. Kapılara her hoparlör olur mu? Aracın ön ya da arka kapılarına her hoparlör takılır mı? Her hoparlörden kastımız ne? İşte ön kapı hoparlörü 13 santim, 13 santim her hoparlör olur mu? Ön kapı hoparlörü 16 santim, 16 santim her hoparlör buralara takılır mı? Gibi sorulan sorular olmuş. Arkadaşlar, araçlarda kapı hoparlörleri genel itibariyle ince hoparlörlerdir, kağıt hoparlörlerdir. Yani aracın orijinal hoparlörlerinden bahsediyorum. Bunlardan bir tanesini çıkartıp yerine şu tarz bir midrenç takmanız pek mümkün olmaz. Yani bu takılamaz mı? Tabii ki takılabilir. Lakin direkt o hoparlörü çıkartır, bu hoparlörü tak şeklinde olmaz. O hoparlörler genelde şu tarz ince. Bakın hani yan yana tuttuğumuz zaman bile neredeyse iki katı fark var. Şu tarz ince hoparlörler. Eğer ki aracınızda amfi ya da herhangi bir şey yoksa, yani oradaki hoparlör patlak yerine onu çıkartıp yerine başka bir hoparlör takıp yolunuza devam etmek istiyorsanız, şu tarz çok yönlü koaksiyel hoparlörler genel itibariyle incelerdir. Ve oradaki yuvaları %90 ve üzeri oranla olurlar arkadaşlar. Yani oradaki hoparlörü çıkartıp yerine bu hoparlörü takarsınız. Sadece şöyle bir durum olur. Oradaki vida delikleri büyük ihtimal olmaz. Çünkü onlar orijinal hoparlöre göre yapılmış vida deliklerdir. Onların yerine bu hoparlörü oturtturduktan sonra buradaki vida yerlerine akıllı vidayı atarsınız. Sorunsuz bir şekilde takarsınız. Benim aracımda amfi var. Ben böyle koaksiyel hoparlörler takmak istemiyorum. Kaliteli, iyi ve mesela farz edelim midrenç takmak istiyorum. Midbus takmak istiyorum. O zaman ne yapmam lazım diye soran arkadaşlar oluyor. Onlarla da şöyle arkadaşlar. Yine %90 ve üzeri ihtimalle yapacağınız işlem şu şekilde. Oradaki hoparlörü çıkartacaksınız. Oraya bir tane kasnak oturtturacaksınız. Yani şunlara biz hoparlör kasnağı diyoruz. Kimisi yükseltici der, kimisi kasnak. Ben kasnak diyorum, hoparlör kasnağı. Hoparlör kasnağını oraya oturtturduktan sonra üstüne hoparlörü oturtturduğunuzda yani ne oluyor? Hoparlörle o cam arasında bir boşluk yaratmış oluyoruz şu şekilde. Yani şu tarz hoparlörün mıknatısını öne doğru çekiyoruz. Birçok araçta bu işlemi uyguladıktan sonra istediğiniz hoparlörü takmanız mümkün. Lakin bazı araçlarda kasnağı taktıktan sonra hoparlör çok yüksek olur ve aracın kapı pandizotu kapanmaz. Kapı pandizotu kapanmadığı için de güzel bir görüntü olmaz. Bu %90'lık kısımda oluyor. O %10'luk kısımda da bu sebepten dolayı olmuyor arkadaşlar. Çünkü bu kasnağı takmamızın sebebi arka mıknatısın aracın camına çarpmaması. Yani o camla olan mesafeyi çoğaltmak. Bu sayede camla arasındaki mesafeyi açmak. Ama kasnağı koyduğumuz zaman da bu sefer de hoparlör ön tarafa geliyor. Çok az da görülse bazı araçlarda dediğim gibi aracın pandizotu kapanmadığı için bu tarz işlem uygulanamıyor arkadaşlar. Yani istediğimiz hoparlör takmak için ihtiyacımız olan şey hoparlör kasnağı. 13 santim ya da 16 santim fark etmez. Eğer ki direkt öbür hoparlörü çıkartıp yeni hoparlör takmak istiyorsanız ince koaksiyel hoparlörler tercih etmeniz lazım. Bunlar ince oldukları için direkt eskisini çıkartıp yenisini taktığınız zaman olur. Sadece vida yerleri olmaz. Vida yerlerine de akıllı vidayla attığınız zaman herhangi bir sorun yaşamazsınız. Sadece aracın sacına temas ettirmeyin. Hani altına bir yalıtım malzemesi koyarsanız daha güvenli bir şekilde hoparlörünüzü kullanırsınız arkadaşlar. Diğer kısmı da zaten anlattım. Böyle kalın mıknatıslı kalın hoparlörler kullanmak için kasnak kullanıyoruz. Kasnak kullandığımızda büyük ihtimalle sorunumuz çözülüyor arkadaşlar. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım. Allah'a emanet olun.